Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için DeFi Bank'ten bahsedeceğim. DeFi Bank kendine ait olan bir ETH token satışa sundu ve birçok DeFi projeleri gibi bir tane projedir ve ismi DeFi Bank'tir. Bugün sizler için bu projenin nasıl olmasından, projeyle ilgili diğer ekosistemiyle ilgili diğer bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk önce sitenin böyle bir görünüşü var, tasarımı var. Yol haritaları, takımlar, takımdakiler ve diğerleriyle ilgili, tokenomics ile ilgili ve diğerleriyle ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şimdi bunun ekosistemine bakalım. Ekosistemde neler var? DeFi Bank ekosistemi şunlardır. Şimdi DeFi Bank üzerinden daha iyi anlamak için bunu Türkçe'ye tercüme yapabiliriz. Türkçe olarak siteyi analiz yapabiliriz. Merkezi olmayan varlık yönetimi demektir. Yani kasalar var. Otomatik getiri optimizasyonu için kripto varlıklarınızı DeFi Bank kasalarına yatırabilirsiniz. Kripto varlıkları farklı DeFi protokolleri arasında tahsis edilebiliyor. Burada kazanç var. DeFi Bank kazanç platformuna mevduat sizin kripto varlıklar ilgiyi kazanmak için olduğunu söylüyor. Ve burada merkezi olmayan değişimden bahsediliyor. ETH Swap işleminden güvenliğe odaklanan merkezi olmayan bir borsadır. ETH Swap, Ethereum gibi blok zincirlerinde kripto para varlıklarının izinsiz istilenmesini ve alım satımına kolaylaştırmak için kilit gibi en güvenli özellikleriyle jetonlarını ETH Swap'a listeleyen herkesin likiditeyi kitleyebilme olanağına sahip olacak ve belirlenen bir süre için belirteç ETH Swap'ta oluşturulan ticaret özelliklerinin bir kısmı ETH token sahiplerine dağıtılacaktır. Ve burada merkezi olmayan bir launchpad'den bahsediliyor. Ve bu launchpad ile ilgili ETH simgesi sahiplerinden olan projeden bahsediliyor. Ve burada değiştirilemez jetonlar var. Bir ETH platformu var. ETH simgesi var. Ve de değiştirilemez jetonlar var. Ve bu NFT platformudur. NFT platformu DeFi Bank ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. DeFi Bank yalnızca ETH token sahiplerinin erişebileceği özel olarak seçilmiş bir dijital sanat ve içerik koleksiyonu oluşturmak için önde gelen küresel sanatçılar, tasarımcılar ve üreticilerle ortaklık kurdu diyor. Nihai amaç platformun benzersiz gerçek dünya ve varlıklarının blok zincirinde tokenleştirme yoluyla temsilini kolaylaştırıyor. Ve burada arkadaşlar DeFi Bank'in yol haritası var. Ve bu yol haritasından giderek Aralık 2020'de başlanan merkezi olmayan varlık yönetimini sonra NFT platformuna değiştirilemez tokenlere çalışmana başladığını söylüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 2021'in çeyrek yılında da başlıyor ve burada merkezi olmayan bir launchpad'dan sonra 2021 yılında yönetiminden, token satışından, geliştirmeden ve kavramsallaştırma özelliğinden bahsediliyor. Burada bizim takım var. Mehul Patel var, kurucu ve icra kurulu başkanıdır. Viktor Spaktır, teknolojiden sorumlu başkanıdır. Aleksandra Navratilova, baş işletme, baş tasarımcı ve kripto valuta ETH Communication'da çalışıyor. Burada ortaklar listesinde biz Altenki, Hack Control'u ve Lexmi.io'nu görebiliriz. Ve burada ETH jetonu yani ETH tokeni ile ilgili bilgi var. Bu nasıldır? Bunu şimdi Türkçe'den İngilizce'ye yapalım. Ve burada ETH token ile ilgili bilgi alalım. DeFi Bank ekosistemine ait olan native yani özel bir ETH tokeni vardır. Ve bu Norse Coins'lerde kullanılan bir token holder sahiplerine ait olan bir mekanizma vardır. Ve bu mekanizmaya ait olan tokenomics'e ait olan bilgileri var. Burada ekosistem fund için development'lara %5 yani geliştiricilere %5 ayrılmış. Public yani herkese açık satışta %65. %10 liquidity provider'lara kalmış. Vault reward'lara %10, liquid hesaplarından %5 ve advisor'lar için, takımlar için %5 ayrılmıştır. Ve burada total token miktarı 5000 adettir. ETH'nin 5000 adet tokeni vardır. Bu da fiyatının daha yüksek olmasına getirip çıkaracaktır. Burada update'ler var. DeFi Bank ile ilgili public satışın başlaması ile ilgili haberler var. ETH ile ilgili haberler var. Burada NFT preview'lar var. NFT ile ilgili bilgiler yer almış. Mesela buna bakalım arkadaşlar. NFT videosunu sessize alalım ve bakalım bunlara. Bakın burada NFT platformu ile ilgili bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Bakın burada da bu proje ile ilgili, NFT projesi ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. ETH tokenomics'i, ekosistemi ve diğerleri ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ve şimdi arkadaşlar burada yol haritasını, ETH tokeni, partnerleri ve DeFi Glossary'ni görüyoruz. Burada DeFi Glossary'ye bakalım arkadaşlar. Bunun ne olması ile ilgili bilgileri
sahip olarım. DeFi Global Seri'ne DeFi Bank'e ait olan DeFi Global Seri burada bu projenin nasıl çalışması, alfa kodları, tokenları ve diğerleriyle ilgili bakın birçok kodlamalar ve işlemlerle ilgili bilgiler yer alıyor ve DeFi Bank ile ilgili diğer haberleri de buradan alabilirsiniz. Ve DeFi Bank'e ait olan NFT merkeziyetsiz tokenlarda ve aynı zamanda ETH tokenını almak için burada ETH token S ile giriyoruz. Ve bu zaman biz bu ITO bölümüne gittikten sonra burada walletle bağlanmamızı istiyor ETH token ile ilgili. Burada connect kısmına wallet connect'e veya MetaMask'a bağlanabiliriz. MetaMask seçtim ben. Şimdi MetaMask üzerine bağlandık ve görmüş olduğunuz gibi token fiyatı 1.25 Ethereum'dur. Buna da sebep o ki 5000 adet token üretilmiştir ve burada benim wallet'i görüyorsunuz. Bende şu an yok. Ve bunu almak için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Mesela 5 Ethereum birlikte ne kadar alıyoruz? 4 tane ETH token alıyoruz. Ve burada buy dediğim zaman otomatikmen MetaMask'tan ayrılacaktır. Minimum alım miktarı 0.1 Ethereum'dur. Yani buraya 0.01 yazılır olmaz. 0.1 Ethereum'dur. Ve maksimumda 25 Ethereum'dur. Bakın burada da 25 Ethereum'a da 20 adet alabiliriz. Ve buy dediğimiz zaman işlemler tamamlanıyor. Burada da DeFi Bank ekosistemine ait olan bilgiler yer alıyor. Yine burada işte NFT platformundan bahsediliyor. DeFi Bank partnerleri için NFT platformu ve aynı zamanda ETH tokenlarla ilgili bilgiler var. ETH Swap var, ETH Swap DEX var. Yani merkeziyetsiz exchange olacaktır bu. Uniswap gibi bir şey olacaktır. Liquidity'ler olacaktır, kilitlemeler olacaktır ve diğerleri. Ve burada da audit var arkadaşlar. Bu ETH Smart Contract ile ilgili audit'i de buradan reportu da izleyebiliriz. Smart Contract ile ilgili olan bölümdür arkadaşlar. Burada giriş yapalım. Ve bakalım burada hack control'la neler vardır. Burada audit bilgileri yer alıyor. Bakın hack trader'da Smart Contract audit ile ilgili olan bilgini de buradan kontrol edebilirsiniz. Token mix'e baktığımız zaman burada ETH'nin 5000 token sayısı olduğunu görüyoruz. ETH'nin 5000 token sayısı var ve burada da yine bilgiler yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da arkadaşlar Twitter üzerinden, Telegram üzerinden, Medium üzerinden takip edebilirsiniz. Mesela Medium'u açalım bakalım. Şimdi Twitter'a gittik. Twitter üzerinde baktığımız zaman arkadaşlar burada DeFi projesini görebiliriz. DeFi projesi ETH Tokenomics ile ilgili bilgileri yer alıyor. Burada community'leri, işte public sale sayfasını görüntülüyor ve diğer haberleri Twitter sayfasından ister ya işte diğerlerinden alabilirsiniz. Mesela Medium üzerine de giderek burada işte ne kadar likvidite olan hesapları, ETH Token ile ilgili bilgileri, ETH Tokenomics'i ve burada nasıl bir tokenomics olduğuyla ilgili bilgileri buradan görüntüleyebilir ve bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda da buradan işte Twitter üzerinden de bilgi alabilirsiniz. Telegram kanalı var, Telegram ve chat var. Buradan da kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz ve NFT platformu ile ilgili bilgileri elde edebilirsiniz. Burada bakın non-fungible token, non-fungible token projesiydi NFT. Yani burada tercüme yaptığınız zaman ne diyor arkadaşlar? Değiştirilemez jetonlar, değiştirilemez tokenler ifadesini veriyor ETH tokenlar ve böylelikle de DeFi Bench'te bilgileri aldınız arkadaşlar. Burada da liquid bilgilerini ve DeFi Bench ile ilgili olan terim ve conditions'ları yani kuralları öğrenebilirsiniz. İletişim kurabilirsiniz. Hello@defibank.com sitesinden aynı zamanda Telegram üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada da Telegram bilgileri ve burada da kontak formunu yer alıyor. Burada da haberleri izleyebilirsiniz. NFT platformu ile ilgili bilgileri elde edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi günler.